14. sorumuza kalmıştık. 8. sınıf boşluk sınavı fen bilimleri 14. sorumuz. Saf katı bir maddeye ait sıcaklık zaman grafiği şeklindeki verilmiştir. Verilen grafiğe göre diyor. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Maddenin erime sıcaklığı 10 santigrat derecedir demiş. Bakalım. Ne yapmış maddemiz? Katı halde. Katı halden ne hale geçti? Katıydı. Burada katı halde maddemiz. Sonra katı burada sıvı hale geçti. Artık tamamen sıvı. Burada katı sıvı. Burada da gaz hale geçiyor maddemiz. Gaz hale geçmiş vaziyette artık sıcaklığı artıyor. Hal değişimi ise nerede oluşuyor? Şurada hal değişimi var burada. Katı sıvı. Karışık. Yani 6. dakikada maddenin tamamı erimiştir diyor. Erimemiş. 6. dakikada ne olmuş? Burada madde erimemiş. 7. dakikada erimiş. Kaçıncı dakikada erimiş? Erime burada. 7. dakikada bitmiş. O yüzden B seçeneği nedir? Yanlıştır. Diğerleri doğru. Yani maddenin erime sıcaklığı 10 santigrat derece. Neden? Erimeye 10'da başlamış. Bakın 10'da başlamış. 8. dakikada madde sıvı haldedir. Evet 8'de nerede sıvı halde bakıyoruz. Sıvı halde. 10. dakikada madde kaynamaya başlamıştır. Ona bir bakalım. Burası kaynama noktası nedir? Kaynıyor madde. Yavaş yavaş kaynıyor. Yani 10. dakikada sıvı haldeydi. Kaynamaya başladı. Doğru. Nereye gitti? 90 derecede kaynamaya başlamış. Onlar doğru. Sadece B yanlış. Diğerleri doğru. Yani doğru, doğru, doğru. Şimdi geçelim diğer sorularımıza. Geçelim bakalım ne diyor 15, 15, 15'te ne varmış? Bir öğrenci özdeş kaplarda bulunan eşit kütleli iki farklı saf katı madde ve iki düzenek oluşturuyor. Öğrenci özdeş ısıtıcılarla ısıttığı bu düzeneklere ait sıcaklık zaman değerlerini tabloya kaydediyor. Bu tabloya göre aşağıda hangisi yanlıştır demiş. Her iki düzenekte de hal değişimi gerçekleşmiştir diyor. Bakalım zaman. Hal değişimi zaman arttıkça sıcaklık artmayacak. Hal değişimi nerede olacak? Şurada var sıcaklık sıfırda. Kalem. Nerede sıfırda? Burada hal değiştiriyor. Ne olmuş? Burada hal değişimi var. 2 ile 6. dakika arası. Eksi 39'da hal değişimi var. Burada 2 ile 4. dakikalar arasında hal değişimi var. İkinci düzenek işaretledik. Hal değişimi gerçekleşmiş var. Birinci düzenekte maddenin erime sıcaklığı 0 santigrat derecedir diyor. Nedir? Bunlar katı, saf katı maddeymiş. Katılar hal değiştirirken neye geçecek? Sıvı hale geçecek. Yani erimeye başlayacak. Hal değiştiriyor. Burada sıvı hale geçmiş. Yani 0 santigrat derecede. Evet. Doğru. Nedir? Burada ne var? 0 santigrat derece. Hal değişimi var. İkinci düzenekte maddenin erime sıcaklığı -39 santigrat derecedir diyor. Bakalım -39 mu? Evet -39. Çünkü maddemiz katı haldeydi. Katı halden sıvı hale geçti. Bu da doğru. Bu maddenin donma noktaları aynıdır demiş. Aynı değil. Donma noktalarının gerçi verilmiş daha. O konuda bir bilgi yürütemeyiz. O yüzden D seçeneği yanlıştır. Zaten dolma noktaları aynı olmaz bunların. Farklı iki madde olduğuna göre dolma noktası aynı olmaz. Cevabımız nedir? Bu yanlış. Cevabımız D. On altıncı sorumuz. Ne demiş? Bir öğrenci bir maddenin diyor. Ne yapmış maddeyi öğrenci? Bir bakalım. Bir maddenin kütlesine bağlı neyi gösteriyor? Kütlesine bağlı bir şeyler diyor ama
Kütlesine bağlı sıcaklık değişimini incelemek amacıyla deney düzenekleri kuruyor. Daha sonra başlangıç sıcaklıkları aynı olan bu maddeleri özdeş ısıtıcılarla eşit kütlesiyle ısıtarak son sıcaklıklarını ölçüyor. Yani birincide 200 gram su var, ikincide 50 gram zeytinyağı var, üçüncüde 50 gram su, dördüncüde ise 200 gram etil alkol var. Öğrenci bu deney düzeneklerinden hangilerini kullanılırsa amacına ulaşır demiş. Sıvılarda buharlaşma olmadığı kabul edilecektir. Isı alışverişini sadece ısıtıcılar ve sıvılar arasında olduğu düşünülecektir demiş. Ne araştırıyordu öğrencimiz? Bir öğrenci bir maddenin kütlesine bağlı sıcaklık değişimini incelemek amacıyla maddenin kütlesine bağlı sıcaklık değişimi, yani kütle ile sıcaklık arasında bir ilişki var mı, onu şey yapacak, deneyecek o zaman. O zaman aynı madde olması lazım. Aynı madde hangisi? Bakalım. Bir tanesi su, bir su, üçte su. 2 zeytinyağı, 4 etil alkol. O zaman 1 ile 3'ü kullanması lazım. Ne yapması lazım? Aynı madde olması lazım bunların. Evet, ikisinde su olması lazım. Aynı madde. Su, su. İkisi de aynı madde olacak. Su ve su olacak ki sıcaklık değişimi, madde miktarı farklı. Birisinde 50 gram, diğerinde 200 gram. Demek ki madde miktarı artınca sıcaklık nasıl etkileşiyor, onu inceliyormuş. O yüzden maddelerin aynı olması lazım. Cevabımız A seçeneği, su, su, yani 1-3 olacak. 17. 0 santigrat derecede 220 gram buz ısıtılarak 0 santigrat derecede su haline getiriliyor. Buzun erimesi için aldığı ısı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yani buz su hale geçiyormuş. Şimdi bakalım. Mc delta T idi. Neydi? Q ısı alışverişi. Mc delta T. Ama sıcaklık farkı zaten olmadığı için hal değişiminde zaten ne kullanıyoruz? Mc. Buzun erime ısı. Evet, 20 grammış. Buzun erime ısısı neymiş? 234 joule bölü gram. Evet, buradan da çarparsak ne olur bu? 20 gram. 668, bir de neyimiz var? Sıfırımız var. Joule'a dönüşür. Yani cevabımız D seçeneği olacak. Mc sıcaklık değişimi için, yani hal değiştirirken aldığı ısıyı neyle buluyoruz? Mc ile buluyoruz. Yani 20 ile 334'ü çarparsak buradan da kaç joule ettiğini bulmuş oluyoruz. Şimdi 18'e bakalım. 18 ne diyor bize? Öğretmen fosfat, deoksiriboz şekeri ve organik bazları temsil eden kartların öğrencilere dağıtarak birer DNA modeli yapmalarını istiyor. Evet. Buna göre diyor, öğrencilerin oluşturduğu aşağıdaki DNA modellerinin hangisi doğrudur demiş. Fosfat P. Adenin, timin, guanin, sitozin var. Bağlardan hangisi doğrudur diyor. Bağlar. Adenin kimle? Adenin guaninle, timin, sitozinle bağ yapacak. Yani karşılığı
gelecek. Adenin adenin olmaz. Şimdi adenin guanin timin sitozin. Cevabımız B seçeneği olacak. Ne olacak? Cevabımız B seçeneği. Adeninle guanin, timinle sitozin karşı karşıya gelecek. Ya da bunlar şöyle de yapalım, silelim. Bunlar arda arda geliyor ya. Adenin, timin, guanin, sitozin karşı karşıya gelecek. Onu söyleyelim biz. Evet, adenin, timin, guanin, sitozin. Bunlar adenin, guanin ne yapmıyor? Burada bağ oluşturmuyor. Zaten şekilden anlarsınız. Birbirinin içerisine girmemişler, oluşturmuyor. Diğerinde de kimler varmış? Diğerinde evet adenin, timin, guanin, sitozin olacak. Adenin, timin, guanin, sitozin bağları oluşmuş. Fosfat bağları da var. Peki diğerleri neden yanlış? Onlara bir bakalım. Neden yanlış? Adenin, guanin demiş. O yüzden yanlış bu. A seçeneği. C neden yanlış? Bir bakalım. Adenin, timin doğru. Guanin, sitozin doğru. Fakat başka neler var? Arada. Arada ne vardır? Deoksiriboz şekeri. Bu şeker. Ne olması lazım? Bunlar şekere bağlanacak. Burada şekere bağlanmamış bunlar. Fosfata bağlanmış. Yanlış oldu. D niye yanlış? Ona bir bakalım. Adenin, timin, guanin, sitozin olacak. Bir de yani şekere bağlanacak bunlar. Deoksiriboz şekerine bağlanacak. Fosfata bağlanmayacak. O yüzden burası da yanlış oldu. Cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Şimdi geçelim diğerlerine. 19 ne diyor bize? Şekilde bir hücre bölünmesi modeliyle gösterilmiştir diyor. Bu modelde KRM ile gösterilen hücrelerle ilgili olarak aşağıdaki hangisi yanlıştır demiş. M hücresi sperm ana hücresi olabilir demiş. Evet olabilir. Neden? 2N kromozomlar bölünmüş. NN diye. KL hücreleri sperm hücresi olabilir demiş. Tekrar ne yapmış? Sperm olabilir bunlar. Nedir? ML hücrelerin genetik yapıları aynıdır demiş. ML. Genetik yapıları aynı değil. Neden bunlar? 2N kromozomlar, kromozomlar ayrılmış NN diye. O yüzden C yanlış. D. M hücresi mayozla 4 hücre oluşturmuştur. Evet, bunlar mayoz bölünme geçirmiş. M hücresi 4 tane hücre oluşturmuş. 1, 2, 3, 4 tane hücre oluşturmuştur. Cevabımız C seçeneği yanlış. M 2N kromozomlu, L ise N kromozomlu. Zaten bunlar nedir? Genetik yapılara aynı olmuyor. 2N kromozomlu M. L ise N kromozomlu olduğu için, kromozomlar farklı olduğu için genetik yapılar da farklı zaten. Yirmi. Ne diyor bakalım? 20 bize.
Ergenlik döneminde olan oğlunun içine kapanık ve ailesiyle sürekli tartışma halinde olduğunu fark eden baba bir uzmandan görüş almıştır. Buna göre aşağıdaki hangisi uzmanın görüşü olamaz? Ergenlik döneminde A. Sorunlarına diyalogla çözüm aranmalı. Evet, bu doğru bir yol. Diyalog önemli. B. Arkadaşlarıyla iletişimi kesilmeli demiş. Bu yanlış. İletişimi kesilmeyecek, kendisini soyutlamayacak, içine kapanmayacak. Yani bunu yaparsak içine kapanır, çevresiyle diyaloğu azalır ve sorunlarını hiç çözemez. Yani bu nedir? Yanlıştır. Cevabımız B. A doğruydu. C. İstediği spor etkinliklerinin yönlendirilmeli. Bu da doğru. Neden? Çünkü dikkatini dağıtmalı. Dikkati başka alanlara yönlenmeli. İçine kapanıklık durumdan çıkmış olur o şekilde. D. Sağlığını bozan kötü alışkanlıktan uzak durmalı. Evet. Sağlığımız önemli. Ergenlik çağına geldiğimiz zaman sağlık önemli. D de doğru. 20. 21. Ürün mevcutlarından bebeğin oluşum sürecini gösteren şemada numaralı yapıların sıralamasında hata yapılmıştır diyor. Bu hatanın giderilebilmesi için numaralı yapılar nasıl sıralanmalıdır demiş. Evet, şimdi erkek birey sperm, dişi birey yumurta ne oluşuyor? Zigot. Ne oluşuyor? Zigot oluşuyor. Zigot. Bu bir olacak. Zigot. Zigot embriyoya dönüşüyor. Sonra da dünyaya bebek olarak geliyor. Yani bu yer değiştirecek. Bire 2 gelecek. 2'ye 1 gelecek. 3'e 3 gelecek. Yani cevabımız C seçeneği oluyor. 'Ergenlik döneminde erkek ve kızlarda görülen bazı bedensel değişimler aşağıdaki tabloda karışık olarak verilmiştir.' diyor. Tabloda verilen değişimlerden hangileri hem erkek hem de kızlarda görülür? Yani ikisinde görülen değişim nedir? Bize onu sormuş, söylemiş. Sesin kalınlaşması demiş. Kızlarda ses kalınlaşmaz, incelir. Ne yapar? İnce, incedir. Boy ve kilo artışı ikisinde de var. Nedir? Erkeklerin sesi kalınlaşır. Kızların sesleri incedir. Deride yağlanma ve sivilce oluşma olur. Evet, ikisinde de deride yağlanma ve sivilce oluşuyor. Sperm oluşumu başlaması yok. Yumurta, dişilerde yumurta, erkeklerde sperm oluşumu var. O yüzden 2 ve 3 doğru. 1 ortak, yani 2 ve 3 ortak. 1 ve 4 ortak değil. Ahmet tabloda numaraladığı canlıları kullanarak besin zincirleri oluşturuyor. Buna göre Ahmet'in oluşturduğu aşağıdaki sıralamalardan hangisi bir besin zincirini ifade eder diyor. Şimdi nasıl bir besin zinciriymiş bir bakalım. 'Yılan, çayır otu, çekirge, tavşan, kutup ayısı, kertenkele, somon balığı, kartal, su yosunu, fok. Şimdi bunlar birbirini yiyecek. En başa kim gelecek? Bütün canlılar doğada var olan besinler çayır otuyla beslenecek. Bir bu olacak çayır otu. Çayır otunu kim yer? Kimler yiyebilir? Çekirgeler çayır otu yer. Evet, çekirgeler ne yapar? Çayır otu yer. Sonra çekirgeleri ne yer? Kertenkele yer. Ne yapar? Kertenkele yer. Şuradaki A, B, C, D seçeneklerine göre bakıyorum. Çünkü A seçeneği su yosunu demiş. Bu da olabilir. Fakat A'yı bulalım. Diğerlerinin neden olmadığını söyleyeceğiz. Altın. Kertenkeleyi kim yer? Yılan yer.
Yani böyle bir olabilir. Cevabımız D seçeneği oluyor. Diğerleri neden olmuyor? Ona bir bakacağız. Mesela 9'u aldık diyelim. 9 nedir? Rengi bir değiştirelim. Değişir mi renk? Acaba? Şimdi 9'a bir bakalım. 9 burada. 9 su yosunu. Su yosuna 1 dersen ben. 2 kimmiş? Çeyrutu. Su yosunu çeyrutu yer mi? Yemez. Yani bu ne oldu? Burası gitti o yüzden. Su yosunu çeyrutu yemez. Şeye bakalım yine 9. Su yosunu 5. Su yosunu ne yer? Kutup ayısı. Kutup ayısı kutupta yaşar. Su yosununu yemez. Dolayısıyla B de gitti. Kutup ayısı balık yer. C 2 7 2 neymiş? Çayır otunu kim yer? 7 somon balığı. Çayır otunu somon balığı yemez. Somon balığı çayıra çıkamaz. Çayırda yayılamaz. Çayıra çıkan ne vardır? İnek vardır, dana vardır, keçi vardır, koyun vardır. Bunlar vardır. O yüzden diğerleri yanlış olmuş oluyor zaten dedik geçtik. 24. Azot döngüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Döngümüze bir bakalım. Bitkiler azotu havadan yapraklarıyla alır demiş. Hayır. Topraktan alır bitkiler azotu. Nereden? Kökleriyle topraktan alır. B. Bazı bakterilerin faaliyetiyle havaya serbest azot salınır. Evet olabilir. Var. C. Ölü hayvan bedenlerinin topraktaki bazı canlılar tarafından çürütülmesiyle azotlu bileşikler açığa çıkar. Bu da var. D. Yağışlar, yıldırım ve şimşek gibi olaylar havadaki azotun toprağa aktarılmasında etkilidir. Doğru. Yani B, C, D var. Fakat bitkiler azotu topraktan kökleriyle alır. O yüzden havadan almaz. A seçeneğimiz yanlıştır. Yani cevabımız A. Dedik ve geçtik. 25. İnsanlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerden hangilerinin sürdürülebilir kalkınmaya olumlu etkileri vardır? Bir, kaynakların tasarruflu kullanılması. Evet, kaynakları tasarruflu kullanacağız. Har vurup harman savurmayacağız. İki, atıkların uygun şekilde geri dönüşüm kutularına atılması. Atıklardan yararlanacağız. Geri dönüşüm önemli. Üç, enerji elde etmeden fosil yakıt kullanımının artırılması demiş. Fosil yakıtları çevreyi fazla kirlettiği için daha çok diğer rüzgar enerjisi, ne bileyim güneş enerjisi, diğer enerjilerden yararlanacağız. O yüzden fosil yakıtlar çevreyi kirletiyor. Cevabımız A seçeneği 1-2 olacak. Yani bunların kalkınmaya olumlu etkisi var.